Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıflarda üçgen ve dörtgenlerle ilgili MEB'in kavrama testlerini çözeceğiz beraber. İlk sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi çokgen değildir diyor. Şimdi arkadaşlar, çokgen aynı doğrultuda olmayan en az 3 noktanın düz çizgilerle doğrusal olarak birleşmesiyle oluşan kapalı bir şekilde. Bakıyorum köşelerime. B şıkkından başladım. 4 tane nokta birbirlerine her biri doğrusal bir şekilde birleşmiş mi arkadaşlar? Evet, o zaman diyorum ki bu bir çokgendir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane nokta doğrusal bir şekilde her biri birbiriyle birleşmiş mi? Evet, o zaman bir beşgendir diyorum. A şıkkına geldim. Her 3 tane nokta her biri birbiriyle doğrusal olarak birleşmiş bir çokgendir, üçgendir. Ama bakıyorum arkadaşlar, burada 2 nokta var ve birbirine doğrusal olarak, bakın burada doğrusal birleşmiş ama burası doğrusal bir şekilde birleşmemiş. En az 3 noktanın birleşmesiyle oluşuyordu çokgen. O zaman diyorum ki C şıkkı bir çokgen değildir. İkinci sorumuza bakalım. Verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Öncelikle şekline bakıyorum. Bir çokgen mi? Kapalı bir şekil mi? Evet, kapalı bir şekil. Kaç tane acaba köşesi var sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane köşesi var. Kenar sayısına bakıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de kenarı var. 7 tane köşesi ve 7 tane kenarı varsa bu şekil nedir arkadaşlar? Bir yedigendir. Evet. 7 tane köşesi vardır. Evet. Çokgen midir? Evet. Kapalı ve her bir köşe birbiriyle doğrusal olarak birleşmiş bir çokgendir. Doğru. Ama 6 kenarı vardır diyor. Hayır. 6 kenarı yok. 7 kenarı var. C şıkkı yanlıştır diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Şekildeki sekizgen KL ve LM'ye doğru parçaları boyunca kesilirse elde edilecek çokgen aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Şimdi ben önce KL'den kesiyorum arkadaşlar. K ile L'den şuradan nokta 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 burayı kestim. Ve ne diyor? LM doğru parçasını kesin diyor. L'den M'ye doğru da kestiğimi düşünüyorum şuradan. Şimdi ben kaç bölge elde ettim arkadaşlar? 1, 2, 3 tane bölge elde etmiş oldum. Bakıyorum bunlar kaçgen. Köşelerini sayarak rahatlıkla bulabiliyorduk. 1, 2, 3, 4. Burası bir dörtgen mi? Evet. Hatta yamuk diyebiliriz buna. Geliyorum ikinci şeklime. 1, 2, 3. Kestiğimde ortada oluşan geometrik şekil üçgen. Sonra en son bu tarafta kalan parçamın köşelerini sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane köşesi var. 5 tane de kenarı varsa bu da nedir? Beşgendir. Şimdi şıklarımıza bakalım. Ne olacak? Üçgen, dörtgen ve beşgen olanı arıyorum. Üçgen, üçgen. İki tane üçgen olmaz. Gitti. Üçgen var, dörtgen var, beşgen var. Evet, doğru. İki tane dörtgenim yok. Gitti. Üçgen, dörtgen, dörtgen. İki tane dörtgenim yok. Gitti arkadaşlar. Cevap Bursa diyorum. Bir sonraki sorumuz. Şekilde H noktası AB doğru parçasının üzerindedir. Evet, bakıyorum. H noktası AB doğru parçasının üzerinde. Buna göre aşağıdakilerden hangisi A, B, C, D, E, F çokgeninin köşegenlerinden biri değildir? Önce bakalım A, B, C, D ne? A, B, C, D, E, F. Burada bir altıgen oluştu mu arkadaşlar? Evet. Altıgenin köşelerinden biri değildir diyor. Şimdi köşe neydi? Çokgenin komşu olmayan kenarlarını birleştiren doğru parçasıydı arkadaşlar. Şimdi elime şöyle pembe rengimi alayım. F'den şıklardan gitsek daha mantıklı olacak. E ve B. E'ye bakıyorum. E noktası burası, B noktası burası. Komşu mu bunlar? Hayır, değil. Karşılıklılar. Birleştiren doğru parçası benim köşegenim midir?
Evet, köşegendir. BF'ye bakıyorum. B'den F'ye. Evet, B ile F yan yana değiller, karşılıklılar. Birleştirdiğinde köşegen oluşur mu? Oluştu. B'den D'ye diyor. B köşesinden D'ye gidiyorum arkadaşlar. Evet, üçgenin içinde kalıyor ve karşılıklı iki köşe birleşti mi? Komşu olmayan bir köşegendir. Geliyorum E ve H'ye. Arkadaşlar, E'den başladım, H'ye gittim. H bir köşe mi? H köşe değil. Komşu olmayan, kenarları birleştiren doğru parçasıydı. Bakıyorum, köşeler birleşti mi? Hayır, birleşmedi. H, AB üzerinde herhangi bir nokta. O yüzden diyorum ki EH bu altıgen ABCDEF altıgeninin bir köşegeni değildir arkadaşlar. Cevap Denizli. Bir sonraki sorumuz. Şekildeki FH, KL noktaları ABCDE çokgeninin kenarları üzerindedir diyor. Bakıyorum. FH, K ve L çokgenin üzerinde noktalardır. Buna göre hangi iki nokta birleştirilirse oluşan doğru parçası ABCDE çokgeninin köşegeni olur. Şimdi gene köşegen oluşturmamı istiyor arkadaşlar benden. Köşegen köşelerin birleşimiyle oluşacak. Ama komşu olmayan köşelerin birleşimiyle oluşacak. Bakıyorum ilk şıkkıma. A ile D. A bir köşe mi? Evet. D bir köşe mi? Evet. Komşu mu, yan yana mı bunlar? Değiller. O zaman birleştirdiğimde bu nedir arkadaşlar? Köşegendir. Benden köşegeni soruyordu zaten. Cevabım A. Ama diğerlerinin neden olmadığını şimdi birlikte görelim. F ve L diyor. F zaten bir köşe değil, L de bir köşe değil arkadaşlar. Birleştirdiğimde köşegen oluşturmaz. C ve H diyor. C bir çokgenin köşesi ama H çokgenin köşesi değil. Birleştirdiğimde gene bir köşegen oluşturmaz. B köşe, evet, ama K bir köşe değil arkadaşlar. Birleştirdiğinde gene bir köşegen oluşturmaz. Diğerlerini de bu şekilde eleyebilirsiniz. Geçelim bir sonraki sorumuzda. Kare bir kağıtta K ve L noktaları verilmiştir. Samet ise geniş açılı bir KLM üçgeni oluşacak şekilde bir M noktası işaretleyecektir diyor. Samet'in işaretleyeceği M noktasının konumu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bir önceki konuyla ilişkilendirilmiş konum belirlememizi istiyor üçgenle. Şimdi bakıyorum şıklardan gitmem gereken bir soru. Şıklarımıza bakalım. K noktasının 3 birim yukarısında, 1 birim solunda. Şimdi K'nın 3 birim yukarısına gidiyorum. 1, 2, 3. 1 birim soluna git diyor. Gittim. Evet. Şimdi ben bunları birleştirirsem arkadaşlar şöyle birleştireyim. Bu üçgen geniş açılı bir üçgen midir? Bakıyoruz. Şurası 90 derece değil mi arkadaşlar? Şurası iki karenin kesiştiği yer 90 derece. Bakıyorum 90 dereceden bu açım büyük mü? Evet, geniş açı. O zaman bu geniş açılıdır. Geniş açılı bir üçgen oluşturdum. A noktasına şurası dersem. B şıkkına geldim. K noktasının 2 birim aşağısında. 1, 2 birim aşağısına indim. 5 birim sağında diyor. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman B noktası da burası oldu mu arkadaşlar? 3, 5, şurası B noktası. Bakıyorum şimdi birleştiriyorum KL ile bunları. Gene şu açı bakın 90 derece. Şurası 90 dereceden daha büyük bir açı oluşturmuş oldum. Geniş açılı bir üçgen oldu mu? Evet. C şıkkına geldim. L noktasının 2 birim yukarısında, 1 birim solunda. L'den 2 birim yukarı çıkıyorum. 1, 2 birim, 1 birim de soluna gel diyor. Geldim buraya. Burası benim C noktam arkadaşlar. Evet. Şimdi birleştiriyorum. KL ile C'yi birleştirdiğimde bir üçgen elde ediyorum. Bakın. Bu elde ettiğim üçgen nasıl bir üçgen? Her açısı 90 dereceden küçük. Hiçbirisi 90 dereceyi geçememiş. O zaman bu bir dar açılı üçgen midir? Benden de neyi soruyordu?
Geniş açılı üçgen olması için M'nin konumu aşağıdakilerden hangisi olamaz? O zaman hangi şık olamaz arkadaşlar? C şıkkı olamaz. Çünkü dar açılı bir üçgen oluşturur diyorum. Bir sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Eşkenar üçgenlerin açılarının her birinin ölçüsü 90 derece olabilir. Eşkenar üçgen neydi arkadaşlar? Hemen şuraya çiziyorum. Eşkenar üçgen tüm kenarları birbirine eşit ve her iç açısı 60 derece olan bir çokgendi. Birinin ölçüsü 90 derece olabilir. Hayır, olamaz. Geniş açılı üçgenlerin iki iç açı geniş açılı üçgenlerin İki iç açı geniş açı olamaz. İki tane iç açısı geniş açı olabilir mi geniş açılı bir üçgenin? Geniş açılı üçgen neydi tanımı? Bir tane iç açısı 90 dereceden büyük olan üçgenlere ben geniş açılı üçgen diyorum. Burada da diyor ki iki iç açı geniş açı olamaz. Evet, olamaz. Sadece bir tanesi olur. Eğer iki tanesi olursa bir üçgen oluşmaz arkadaşlar. Doğrudur. Diğer sorumuza geçelim. Kareli kağıtta verilen KLMN noktalarından hangi üçünün köşe olduğu üçgen dar açılı üçgendir? Yine şıklardan gitmem gereken bir soru. Şıkları deneyeceğiz arkadaşlar. KLM diyor. K ile L'yi birleştiriyorum. Bu üç noktayı birleştirdiğimde dar açılı mı, geniş açılı mı değilse diğer şıkka geçiyorum. Şimdi bakıyorum, şu açı dar açı. Bakıyorum, burası şurası 90 derece ise 90 dereceden küçük dar açı. Burası 90 derece ise burası da 90 dereceden küçük gene dar açı. O zaman KLM'yi birleştirdiğimde dar açı oluştu mu? Benden de hangisi dar açılı üçgendir diyor. İlk şıkkımda bulmuş oldum arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz, aşağıda kareli kağıtta çizilmiş üçgenlerden hangisi dar açılı üçgendir diyor. Şimdi yine kareli kağıtta 90 dereceyi referans alıyorum arkadaşlar. Bakın şurası, şöyle renkli kalemle çizsem daha net görünecek. Şurası 90 derece mi? Evet. Bakıyorum bu açı 90 dereceden büyük mü? Büyük. O zaman nasıl bir üçgendir bu? Geniş açılı bir üçgendir. Geçiyorum. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Doğrusal olarak şuradan gelmiş. Bakın şu açı dik mi? Bu kenar, bu kenarı dik olarak kesişmiş 90 derece. O zaman bu nasıl bir üçgendi? Dik bir üçgendi. Geliyorum şuradan bakın. Şöyle referans alıyorum 90 dereceyi. Burası 90 derece ise burası 90 dereceden daha büyük bir açı değil midir? Geniş açılı bir üçgen. Geldim bu şeklime. Şurası şöyle olsaydı 90 olacaktı. 90 dereceden küçük, dar. Buraya geliyorum, dar açı. Buraya bakıyorum, gene 90 derece olsaydı bu kadar olacaktı ama 90 dereceden küçük, gene dar açı. O zaman diyorum ki, ben de soruda ne diyordu? Dar açılı üçgeni soruyordu. Tüm kenarları darsa, tüm iç açılarının ölçüsü darsa bu üçgen dar açılı üçgendir arkadaşlar. Cevap Denizli. Sonraki sorumuz, kareli kağıtta bir kenarı AB olan ikizkenar üçgen çizilecektir. Bu ikizkenar üçgenin üçüncü köşesi aşağıdaki noktalardan hangisi olur diyor. Şimdi bu tarz sorularda ne yapıyoruz bakalım. Şıklardan gidebilirim. Şimdi dar açılı ikizkenar üçgen çizmemi istiyor. İki tane kenar uzunluğu birbirine eşit olacak. Bakıyorum arkadaşlar, P'ye geldiğimde P'yi seçersem burası 1, 2, 3 birim olacak. Burası 3 birimden daha uzun. Burası ile burası birbirine eşit olur mu? Hayır, oluşmaz. O zaman P'yi eledim. Geldim R şıkkına. Eğer R'yi seçseydim ne olurdu? Şurasının uzunluğuyla şurası birleşti. Burayı birleştiriyorum arkadaşlar. Bakın buranın uzunluğuyla buranın uzunluğu birbirine eşit değil. Burası da zaten onlardan küçük. Şu çapraz gidenlerle, çapraz sayılarla düz sayılar birbirine eşit değildir. Çapraz giden her zaman daha büyüktür demiştik, hatırlayın dersimizde. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burası 1, 2, 3, 4 birim.
4 birim de olsa zaten buna eşit olamaz. R de değil. Gitti B şıkkı da. Şöyle siliyorum daha net görebilmeniz için. S'yi deniyorum arkadaşlar. S zaten bariz olmayacağı belli. Bakalım. Şimdi şurası 2 birim oluyor. Bu taraftan geldiğimde burası daha uzun oluyor, değil mi? Şöyle birleştirdiğimde bakın 1, 2 birime 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burası 1, 2, 3, 4 birime 1, 2, 3, 4 birim. 2'ye 5, 4'e 4. O zaman bu iki kenar birbirine eşittir diyemem. Eşit gibi duruyor ama lütfen konumdan belirliyorsunuz kareli kağıtlarda. O yüzden bunu da siliyorum. S şıkkı da değil. T'ye bakalım arkadaşlar. T neresiydi? Burasıydı. Buradan B'yi birleştiriyorum. Bir de A'ya birleştiriyorum. Kaç birim? 1, 2, 3, 4 birim burası. Buradan geliyorum. 1, 2, 3, 4 birim de burası. 4 birim 4 birime eşitse o zaman burası hem dikti hem de ikizkenar bir üçgen elde ettim arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin köşegeni yoktur diyor. Köşegen neydi? Komşu olmayan iki kenarın birleşiminden oluşuyordu. Şimdi gidiyorum. Komşusu buraya. Buraya gidersem kenar olur. Karşıya gittim. Bir köşegen elde ettim mi? Köşegeni yoktur diyor. O zaman bunun köşegeni var. Bu gitti. Baktım. Bunlar komşuları. Komşularına gidersem kenar olur. Komşu olmayan köşeye gidiyorum. Bakın arkadaşlar. Köşegen elde ettim mi? Bunun da köşegeni var. Geldim gene bu şeklimize. Yanına gidersem kenar olur. Bu yanına gidersem kenar olur. Diğer köşeleri birleştiriyorum o yüzden. Köşegen elde edebiliyor muyum? Evet. Ama arkadaşlar üçgene baktığımızda üçgenin eğer ben bu köşesine gidersem kenarı elde etmiş olurum. Diğer köşeye gidersem diğer kenarını elde etmiş olabilirim. İşte o yüzden üçgenin köşegeni yoktur arkadaşlar. Çokgenlerden sadece üçgenin köşegeni yoktur. Cevabımız Adana. Bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıdaki üçgenler kenarlarına göre sınıflandırıldığında hangisi diğerlerinden farklıdır diyor. Şimdi bakıyorum. İki kenarı aynı. Bu nasıl bir üçgen? İkizkenar bir üçgen. Geldim. A diyorum ki bakın 8 8 ikizkenar üçgen. Geliyorum. Her bir kenarı birbirinden farklı bir dursun. A 6'ya 6. O zaman bu kenar bu kenara eşitse. Bu da ikizkenar bir üçgendir. Ama bu her kenarı birbirinden farklı üçgenleri ben ne diyordum arkadaşlar? Çeşit kenar üçgen derim. Hangisi farklıdır diyor? C farklıdır.